Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Antakya ilçesinde de yüzlerce araç enkaz altında kalarak hurda hale gelmişti. Enkazdan çıkarılan araçların sahiplerine teslim edilmeye başlamasıyla birlikte sanayi sitesinde de yoğunluk yaşanmaya başladı. Şehirdeki ustalar önümüzdeki 6 ay boyunca dolu olduğu belirtilirken yanlarında 1000 liraya yevmiye ile çalıştıracak eleman bile bulamadıklarını aktardı. Enkaz altında kalan aracını tamire getiren Recai Genç, büyük üzüntü içerisinde olduğunu belirtti. Da yakalandık. Aracımız enkaz altında kaldı. 1,5 aydan beri işte kaportacı ustasının yanında 1,5 ay daha sürer. Artık bilmiyorum ya, ne zaman çıkar ne zaman çıkmaz bilmiyorum. Büyük umutlarla almışsın arabanı galiba, büyük hayallerle abi. Elbette tabii ki. Arabamızı büyük hayallerle aldık ama işte enkaz altında kaldı. Hayalimiz suya düştü. Evet, üzüntülü. Çünkü bütün emeğimiz boşa gitmiştir. Ustalar çok fazla yoğunluk yaşandığını ve 1000 lira yevmiye ile eleman bulamadıklarını dile getirdi. Kaportacı olarak çalışmaktayım. Şu anda ekip eksikliğimiz var. Aşırı bir şekilde bir yoğunluğumuz var. Ortalama olarak 25'e yakın aracımız var. Sıralan tane tane yapmaya çalışıyoruz. Olanları yapıyoruz. Olmayanları araç sahibi alıyor. Orada ayırıyor veyahut da satışa koyuyor. Bir şekilde araçları bitirmeye çalışıyoruz. Peki kaç ay dolusunuz peki abi? Ortalama 6 aylık bir işimiz var. 6 ay boyunca araç almayacak. Boyunca doluyuz. Dışarıdan araç alamıyoruz. Şu anda yok, bulamıyoruz. Yani bulsak işimiz daha seri yürür, daha hızlı yürür. Şu anda 2 tane elemanımız var. Ben 3. Önceden 7 kişi olarak çalışıyorduk. Şu anda 3 kişi çalışıyoruz. Peki yevmiyeler ne kadar? Neden eleman bulamıyorsunuz? Bir ustanın yevmiyesi şu anda 1000-1200 lira. Yemeği içmesi hariç. Yani çok büyük bir yoğunluk var. Eleman sıkıntımız var. İş yetiştiremiyoruz. Peki kaç tane araç var şu an yapılmayı bekleyen elinde? Yani şu anda 25-30 tane bekleyen araçlarımız var ama eleman sıkıntımız çok büyük var. Eleman neden peki yok abi? Yani hep elemanlar kaçtı. Yok. Kimse kalmadı buralarda. Peki yevmiyeler ne kadar abi? Yani bu en kötü yevmiye bugün burada şu an 1000 lira. 1000-1500 lira yevmiye istiyor bugün elemanlar bizden.